Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerin bu kanalda en çok sevdiğiniz seri olan FIFA haberlerine kaldığımız yerine devam ediyoruz. Arkadaş, hayatımda bazı problemler vardı ve bunları rayına koyamadığım için video gelmiyordu. O yüzden sizlerden bu videoya bir destek beğenisi bekliyorum arkadaşlar. Yazın attığım bütün videolara en az 2000-3000 beğeni gönderdiniz ve bu sayede kanalımız sizlerin sayesinde çok büyük yerlere ulaştı. Bu yüzden arkadaşlar bu videoyu şu an izliyorken ve beğenirseniz hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Videonun sonunda da geçirdiğim bazı sıkıntıları anlatan bir açıklama yapacağım. Onu da izlerseniz mutlu olurum. Şimdi FIFA 21 ve korona arkadaşlar. Koronavirüsü maalesef ki oyun dünyası dışında iş dünyası, her şeyi, yani dünyada aklınıza gelebilecek her şeyi etkiledi. Ve bunun etkilerinden bizim işimiz oyun oynamak arkadaşlar. Benim kanalım bir oyun kanalı. Bu koronavirüsünün oyunlara vuruşu ve bunun FIFA'ya olan etkisini bugün sizlerle birlikte konuşacağız arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Reddit platformunda bir post açıldı ve bu postta koronavirüsünden dolayı her sene çıkan oyunlar ne olacak soru işareti şeklinde bir paylaşım yapıldı ve bunlardan kasta ne? NBA 2K21, Madden NFL 2K21, FIFA 2021 gibi her sene sürekli çıkan ve o sezona ait itemlerin, o sezona ait formaların, o sezona ait kadroların bulunduğu oyunlardan bahsediyor. Şimdi bilmiş olduğunuz gibi futbol ligleri ertelendi ve çoğu kulüp çok zor durumda. Özellikle Türkiye'deki kulüpler maalesef ki çok zor durumda. Durum böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Sezonlar ara verildi ve FIFA'nın en önemli, yani oyunu geç çıkarmasının en önemli sebebi oyunda son versiyonları eklemek. Yani bir takım varsa mesela, bir forma sponsoru aldıysa, ben onu son haline oyuna ekleyeyim, bir daha onlarla sürekli bunu imzalamış uğraşmayayım. Ve aynı zamanda bilmiş olduğunuz gibi FIFA'da Ultimate Team diye bir oyun modu var ve bu Ultimate Team oyun modunda her takımdan oyuncunun kartları var arkadaşlar. Örnek veriyorum, bir oyuncunun Real Madrid ve Barcelona'da kartın olmasını EA Sports istemiyor. Bu senenin başında arkadaşlar hatırlayacağınız gibi Keylor Navas'ın kartları vardı ve Keylor Navas'ın hem Paris Saint Germain hem Real Madrid kartı vardı. İki kartı olduğu için, EA Sports buna karşı olduğu için, Real Madrid kartlarının hepsini tamamen kendi başlarına marketten topladılar. Yani EA Sports'un istediği şey, Ultimate Team çıktığı zaman da, online sezon çıktığı zaman da, kariyer modu çıktığı zaman da hangi oyuncu son olarak hangi takımdaysa o takımda olsun ve ben bunlarla bir daha uğraşmayayım. Şimdi korona olduğu için ligler ertelendi. Ligler ertelendiği için dolayısıyla transfer sezonu da ertelenecek ve transfer sezonu ne zamana kadar uzayacak? Ligler ne zamana kadar uzayacak? Bunların şu anda hiçbiri belli değil. Bunun üzerine oyunların biliyorsunuz ki tanıtıldığı bir sürü oyun platformları var ve bu oyun platformları, daha doğrusu oyunların sunumunu yapılışı, işte E3'tür, Gamescom'dur, bu tarz etkinlikler de arkadaşlar bu yazın olmayacak. Yani aslında eğer ki bir şeyin reklamını yapmak istiyorsa oyun firmaları, maalesef bunu yapamayacaklar arkadaşlar. Çünkü orada milyonlarca kitleye ulaşıyorlardı. Twitch'ten yayınlar yapıyorlardı. EA Sports o etkinliklere futbolcu getiriyordu. Wilfried Zaha olabilir, Marco Reus olabilir. Bu tarz futbolcuları getirip yayın yaptırıyordu ve bu şekilde oyunları patlatıyordu. Ancak bu sene böyle bir şansı da olmayacak. Çünkü etkinliklerin hepsi iptal edildi arkadaşlar. Duruma bakmış olduğumuz zaman, hem EA Sports Ultimate Team yönden düşündüğünüz zaman transferler tam olmayacak gibi duruyor şu anda. Dediğim gibi şu anda biz Mayıs ayında izleyebiliriz ve bu oyunun çıkması arkadaşlar Eylül'ün sonu. Ancak tabi reklamlar falan yapılmaya başlaması Ağustos'un ortası deseniz arkadaşlar, 3,5 aylık bir zaman dilimi var. Bu 3,5 ayda koronavirüsüne ne kadar bir önlem alınabilir ya da dünya ne kadar eski haline gelebilir? Tabii ki bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak benim kendi düşüncem arkadaşlar, EA Sports burada birazcık ertelemeye gidebilir. Bunun bir tane daha sebebi var arkadaşlar. O da yeni jenerasyon konsolların çıkacak olması. PlayStation 5 ve Xbox'ın yenisi arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi bu sene çıkacak. Ve FIFA 14 zamanı hatırlayanlar bilir. EA Sports Eylül'ün sonunda FIFA 14'ün PlayStation 3'e olan versiyonu çıkardı. Ve Aralık ayında, yani PlayStation 4 çıkar çıkmaz da FIFA 2014'ün PlayStation 4 için olan versiyonunu çıkardı arkadaşlar. Yani aslında ne oldu? EA Sports iki kere release yapmış oldu. İki kere bütün dünyaya kargo göndermiş oldu. İki kere reklam bütçesi vermiş oldu. Şimdi bir diğer sorun da kargolama sorunu. Sonuçta bu FIFA yapılıyor. Vancouver ofisinde, Kanada'da yapılıyor. Nerede basım yapılacaklığı bilgim yok. Ancak sonuçta bu oyunu Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın bütün lokasyonlarına dağıtması gerekiyor ve milyonlarca kopyadan bahsediyoruz. Yani milyonlarca kopya FIFA'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu korona varken, bu korona dalgası varken
bu transportation, yani bu dağıtım, bu ulaştırım nasıl yapılacak? Bu da ayrı bir soru işareti. Bana kalırsa arkadaşlar, tabii ki bu bir şey, tek bir şeye bağlı. Transfer dönemi ve takımların son forma durumları vesaire. Yani eğer ki Eylül ayına kadar bunlar kesinleşirse FIFA mutlaka Eylül sonunda çıkacaktır. Ancak eğer ki sezonlar uzarsa, transfer sezonları uzarsa, yani Eylül'ü geçerse, bir kayma olursa orada tarih olarak, EA Sports benim yani çok yüksek ihtimalle düşüncem de budur ki eski jenerasyon, yani PlayStation 4 ve PlayStation 5'e, Xbox One ve Xbox'ın yenisine aynı zamanda release yapabilir. Yani aynı gün hem yeni jenerasyona hem eski jenerasyona oyun çıkartılabilir. Çünkü EA Sports'in en önemli para kaynağı Ultimate Team ve Ultimate Team'deki bu stabilizasyonu sağlamak için de böyle bir şey gidebilirler. İkinci bir vaka var ki bu vakayı aranızdan çoğu kişi bilmiyordur arkadaşlar. Buna net olarak eminim. Nintendo Switch'teki FIFA 20, FIFA 19'un tamamen aynısı, sadece 2020'deki yeni kadroların 19'a eklenmiş hali arkadaşlar. Ve bunu oyun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Yani eğer Nintendo Switch ile FIFA 20 alırsanız, siz aslında FIFA 19 alıyorsunuz, sadece kadro güncellemesi var. Yani bu firma bu tarz bir şeyle yaptığı için insanın aklına FIFA 19 kalacak ve buna bir eklenti getirip acaba FIFA 20'yi transfer olarak ekletecek mi düşüncesi de gelmiyor değil. Çünkü EA Sports maalesef ki dünyada her zaman en ibretlik vakalara teşebbüs eden, en ibretlik vakaları gerçekleştiren bir firma. Şimdi bu iki olayı düşününce işin içinden çıkılmıyor arkadaşlar. Bir akıl mantık var. Bir akıl mantık diyor ki Ultimate Team'deki stabilizasyon, hem forma sponsorları, hem işte kariyer modundaki işte güncel kartlar, güncel transferler, bunlar bir yanda duruyor. Diğer yanda da adamların Nintendo Switch için yapmış olduğu skandal vaka var. Şimdi bu ikisi bir araya gelince ve konuştuğumuz firma EA Sports olunca insan ister istemez çıkmaza düşüyor arkadaşlar. Benim buradaki kendi fikrim, tekrardan söylüyorum, eğer ki futbol ligleri Ağustos ayında değil de mesela hani Eylül'ün başında başlarsa bu FIFA bu sene çıkar. Mutlaka çıkar. Normal zamanda Eylül'ün sonunda çıkar. Ama transfer dönemleri uzarsa, mesela transfer dönemi Ekim'in ortasına kadar falan derse, oyunda arkadaşlar %90 ihtimalle geç çıkacaktır ki geç çıkması çok mantıklı. Hem stabilizasyon adına hem korona dalgası adına gerçekten de e-sports için en mantıklısı olacaktır arkadaşlar. Ve Nintendo Switch'te yapmış oldukları bu skandal şeydi zaten. Reddit'te de genel yorum o şekildeydi. Hani acaba PlayStation 5 çıkacak, Xbox'ın yenisi çıkacak. Acaba bu adamlar bu konsollar için yeni FIFA çıkarmayı bırakıp 19'un üzerine bir güncelleme yapıp onu parayla satabilirler mi konusunu da konuşuluyor arkadaşlar şu anda Reddit'te. Ben kesinlikle öyle olacağını düşünmüyorum. Ben yeniden bir oyun çıkaracağını düşünüyorum ama sadece tarihinin değişebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim kendi görüşlerim bu şekilde. Şimdi gelelim asıl konuya, hadi bakalım. Selamlar arkadaşlar, bir de yüz yüze konuşalım, sohbet edelim dedim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bana çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Ben aslında her zaman sizlerle birlikte aktifim. Nasıl aktifim? Twitter adresim ve Instagram adresim. Zaten sorulan bütün sorulara cevap veriyorum. Hele Instagram'dan gece 3'lere 4'lere kadar gelen her DM'ye cevap vermeye çalışıyorum. Hani ben aslında hep sizinle birlikteyim aslında. Video atmasam da YouTube'un topluluk kısmı olsun, Facebook grubu olsun, Twitter olsun, Instagram olsun, hep sizlerle birlikteyiz. Ancak YouTube'a birazcık bir ara vermek durumunda kaldık ama şimdi tekrardan geri başlıyoruz arkadaşlar. Ya benim YouTube'daki amacım zaten çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenlere de söyleyeyim. Ya benim doğuştan bir görme sıkıntım olduğu için ben bu kanalı açtığım zaman sizlere örnek olmak istemiştim. Yani ben o zaman üniversiteye yeni başlamıştım. İşte lisede okul birincisi olmuştuk. Demiştim ki yani ben üniversitede bir derece alacağım. Bunu bir hedef koymuştuk kendimize. Hep onu başarmaya çalışmıştık. Allah aşkına üniversiteden de işte bölüm ikincisi olarak mezun olduk. Yani buradaki benim aslında asıl amacım sizlere örnek olmaktı. Yani burada bana Instagram'dan yazıyorsunuz ya, binlerce kardeşimiz sağ olsun var olsun abi seni örnek alıyoruz, çok teşekkürler işte bize ilham kaynağı oluyorsun şeklinde yorumlar atıyor. Benim istediğim zaten YouTube'da buydu. Ben YouTube'da falan para istemiyorum zaten. Yani kanal açısından beri zaten para kazanma kapalı. Çünkü paradan daha önemli şeyler var arkadaşlar. Yani manevi duygu benim için paradan daha önemli. Şimdi siz beni örnek alıyorsunuz, bana saygı duyuyorsunuz, benim hayatımı biliyorsunuz. Neden gözlük taktığımı biliyorsunuz mesela. Beni bu şekilde bilmiş olduğunuz için belki dışarıda gözlük takan birisi gördüğünüz zaman artık yadırgamıyorsunuz falan. Hani bunlar çok manevi şeyler ve bu maneviyatı dünyadaki hiçbir para pul, hiçbir mal varlık satın alamaz. Yani o yüzden ben manevi, yani işin manevi tarafıyla beslenen birisi olarak hani bu yüzden gerçekten amacım ne para ne abone, yani bu buradaki asıl olay arkadaşlar mentalite. Yani mesela Kobe Bryant'in bir mentalitesi var. Ne bu? Kobe Mamba mentaliti değil mi? Nedir bu? Sürekli en iyisi için çalışmak, asla pes etmemek. Yani adamın mentalitesi bu. Ve bunu dünyaya sunuyor adam. Ve bu mentality, yani bu adamın sunduğu şey
olan saygı parayla satın alınamayacak bir şey. Yani Kobe size para verip bunu size ona saygı duyun demiyor. Siz ona saygı diyorsunuz çünkü Kobe'yi seviyorsunuz. Ona bir manevi olarak bağınız var. Bizim durumumuz aynı şekilde. Yani ben şu an gerçekten size de vermiş oldum. Çoğu söz tuttum. İşte Ryan Babel'le video çektik. Berke'yle video çektik. Berke Özel kardeşimizle video çektik. Henry Oyunkur'la çektik. Yansen'le çektik. Lemina'yla çektik. Yani PSG buraya geldi. İdris Ganage'yle video çektik. Paylaşamadık ama olsun, fotoğrafını koyduk. Yani bunlar hep bir şey. Ya dediğim gibi bunları biz başardık, daha ilerine başaracağız. Hani korona geçti zaten, 3-4 tane futbolcumuz hazır. Onlar da video çekeceğiz. Benim size demeye çalıştığım tek şey, yani bu kanala giriyorken abi bu adam işte beğeni istiyor para için, yok şunu istiyor para için. Parayla pul işim yok arkadaşlar. Bunu net olarak size söyleyebilirim. Zaten bilenler de biliyor. Dediğim gibi bundan sonra YouTube eskisi gibi geri dönüyoruz arkadaşlar. Her şey istediğimiz gibi, her şey istediğiniz gibi çok güzel olacak. Kaç izlenirse izlensin umurumda değil diyorum size hala. Mentalite arkadaşlar, tamamen maneviyat, başka bir şey değil. Bu yüzden hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu haftaki değerli dolarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.